O volkanik plato yaklaşık 2 milyon yıllık bir süreç içerisinde meydana gelmiş. Ve bu akışkan lavlar bazen kilometrelerce uzağa akmaktadırlar. Kalkan volkanlar oluşturur. Karacadağ'da olduğu gibi en sıcak evre sıcaklık 1000 derece ile 200 derece arasında değişmekte. Yer kabuğunun arkadaşlar zayıf olduğu yerler. Evet, yükseltiler arkadaşlar birkaç yüz metreyi geçmezler. Evet, volkanizmaya kaldığımız yerden devam ediyoruz dostlar. Şimdi volkanizma sırasında ortaya çıkan maddelere baktığımız zaman arkadaşlar volkanizma sırasında katı, sıvı ve gaz halde 3 çeşit malzeme çıkmaktadır. Bakın burada Akdeniz'in feneri olarak adlandırılan Stromboli volkanını görüyorsunuz. Arkadaşlar volkanizma sırasında açığa çıkan katı malzemelere baktığımızda bunlar patlama sonucunda havaya fırlatılan maddelerdir. Arkadaşlar bunlar bir önceki püskürme döneminden kalan malzemelerdir. Bunlar katı parçacıklar halinde olduğu için gaz basıncının etkisiyle ufalanır ve havaya dağılırlar. Bacanın kenarından koparılan çeşitli unsurlar ya da gazın püskürttüğü ince taneli lavlar havada katılaşır. Bunlar magmanın soğumasıyla oluştuğu için bunlara piroklastik malzemeler adı verilir. Piro ateş demek. Klastik köşeli demek. Ateş parçası anlamına gelir ki genel anlamda tefra adı da verilmektedir. Şimdi bu piroklastik malzemelerden çapı 0,25 milimetreden daha küçük olanlara ince kül. Bakın şuradaki fotoğrafta ince küllerimizi görüyorsunuz. 0,25 milimetre ile 4 milimetre arasında olanlara volkan külü. Özellikle Kapadokya çevresindeki tüfler volkan küllerinden oluşur. 4 milimetre ile 32 milimetre arasında olanlara lapilli adı verilir. Bakın Meke volkanının çevresinden aldığımız lapilli örnekleri. Lapilli İtalyanca'da bezelye demektir. 32 milimetreden daha büyük olanlara ise volkanik bloklar ya da volkan bombaları adı verilir. Eğer havada magma yuvarlak bir i şeklini almışsa fotoğrafta görüldüğü gibi buna volkan bombası denir. Daha köşeli bir halde ise buna da volkanik blok adı verilmektedir. Arkadaşlar volkan bombası sıvı olarak atılmış ve sonradan katılaşmış malzemeden oluşmaktadır. Sıvı haldeki magma havada dönünce arkadaşlar i şeklini alır. Bunlar köşeli değillerdir. Volkanik bloklar ise arkadaşlar katı halde havaya fırlatılmış malzemelerdir ki bunlar genellikle eski volkanik katılaşmış parçaların parçalanmasıyla oluşmaktadırlar. Özellikle Manisa çevresindeki Kula volkanlarında volkan bombalarına yaygın olarak rastlanılmaktadır. Volkanik küller ise arkadaşlar bunlar eski göl depolarının arasına, yani mesela göller içerisinde birikebilirler, göl depolarının arasına girebilirler. Üst üste yığılır ve zamanla tüflere dönüşmektedir. Tabii ki tüflerin içerisinde aynı zamanda göl ya da denizlerde akarsuların getirdiği malzemeler de bulunur. Bakın şuradaki kesiti incelediğimizde aslında farklı püskürme dönemlerini görmekteyiz. Araya yer yer killer ya da konglomeralarda sokulabilmektedir. Yani Kapadokya'daki 16 bin kilometre karelik o volkanik plato yaklaşık 2 milyon yıllık bir süreç içerisinde meydana gelmiştir. Yani bir anda püskürmeyle oluşmamıştır. Dediğim gibi aralarında çeşitli fiziksel ya da kimyasal tortul malzemelere de rastlamaktayız. Piroklastik malzemelerin büyük bir kısmı arkadaşlar bacanın hemen çevresine düşer. Çünkü bunlar ağır olduğu için çok uzağa gidemezler. Genellikle birkaç yüz metrelik alanda meydana yığılırlar. Ve bunun sonucunda da arkadaşlar piroklastik volkan konileri oluşur. Mesela bizim Meke dağımız bir piroklastik volkan konisidir. Yine Kula volkanları çevresinde de biz bunlara yaygın olarak rastlarız. Ama ince kül ve tozlar ise rüzgarlarla kilometrelerce uzağa taşınırlar ki Kapadokya çevresinde 16 bin kilometre karelik bir alana bunlar yayılmışlar ve geniş alanda volkanik örtüler oluşturmaktadır. Volkanlardan çıkan sıvı malzemelere baktığımızda ise arkadaşlar bunlar erimiş halde bulunurlar ki biz bunlara lav adını veririz. Lavlar eğer akışkan yapıdaysa, yani içerisinde silisyum miktarı azsa, bazen kilometrelerce uzağa akarlar ki mesela Karacadağ'dan çıkan lavlar Urfa'nın kuzeyine kadar gelmiştir. Ya da Amik Ovası içerisinde kuzeydeki Hassa leçesinden gelen lavlar Kırıkan çevresine kadar 30-40 kilometre boyunca akmışlardır. Lavlar eğim doğrultusunda akarak, yani bazaltik akışkan lavlar eğim doğrultusunda akarak çukur alanları doldurmaktadırlar. Şimdi lavların akıcılığı kimyasal bileşimlerine ve sıcaklığına bağlıdır.
asit karakterli lavlar, bunlar arkadaşlar genellikle 600-700 derece sıcaklığa sahiptir ve kıvamlıdırlar. Şimdi bakın, asit karakterli lavlar astrosferden gelen magma yer kabuğu içerisinde belli bir süre bekliyor. Bu bekleme sırasında hem çevresindeki litosfer parçalarını eritiyor, yani bünyesindeki silisyum oranı yükseliyor. Yani içerisindeki silisyum oranı %70-%80'ler seviyesine çıkıyor. Hem de ısı kaybediyor. Bundan dolayı bu lav yeryüzüne çıktığında çok akamaz. Onun için asit karakterli lavlar üzerinde daha dik yer şekilleri gelişmektedir. Ama bazik lavlar, ki bunlar daha derinden gelen lavlardır, genellikle arkadaşlar astrosferden kaynaklanır. Bunların sıcaklığı daha yüksektir. 1000 derece ve üzerindedir ve daha uzak mesafelere akmaktadırlar. Bakınız, magma astrosferden kaynaklandı. Yer kabuğunun içerisinde bekledi. Ne yaptı? Asit karakter kazandı. Patlamalı püskürme yapar. Ama bu magma haznesinde bekleyen magma dışarıya atıldıktan sonra piroklastik malzeme çıktı. Çok az lav çıktı. Sonra daha derinden gelen bazik magma gelir ve bu defa da lav akıntıları bize kendisini gösterir. Birazdan stratovolkanlarda bahsedeceğiz. Bir tabaka piroklastik malzeme o bekleyen magmanın patlamalı püskürmesiyle oluşur. Sonra efüzif, sakin püskürmeye geçer ve lav çıkışı bize kendisini gösterir. Ve bu akışkan lavlar bazen kilometrelerce uzağa akmaktadırlar. Şimdi volkanın bu şekilde asit ya da bazik bir püskürme göstermesi volkan konisinin şeklini de etkileyen bir faktördür. Evet, meydana gelen yer şekillerin arkadaşlar farklı özellik kazanmasında magmanın karakteri de etkili olmaktadır. Magmanın sıcak ve bazik bileşiminde olmasından dolayı akışkan bir yapı bize kendisini gösterir ve burada geniş lav örtüleri ya da tabla şeklinde, kalkan şeklinde volkanlar meydana gelir ki bizim ülkemizde Karacadağ ya da dünya üzerinde Hawaii volkanı bunun en güzel örnekleridir. Bunlar patlamasız püskürmedir. Efüzif, sakin püskürme ve dediğim gibi ya geniş lav örtüleri oluşturur, işte Erzurum Kars Platosu'nda olduğu gibi, ya da kalkan volkanlar oluşturur. Karacadağ'da olduğu gibi. Buna karşılık sıcaklığı daha az olan asit karakterdeki lavlar patlamalı püskürme, eksplozif püskürme meydana getirmekte. Ve bu patlama sonucunda da tabii ki bir krater, bir kaldera, bir mağar, bir diatrama ya da pipe gibi şekiller meydana gelmekte. Aynı zamanda ağdalı yapıda olan lavlar çok uzağa akamaz. Üzerinde daha dik yer şekilleri gelişir ki bugün dünyadaki vulkano, Pele ya da İç Anadolu'daki Erciyes ya da Japonya'daki Fuji bu şekildeki patlamalı püskürme, yani daha asit bileşimdeki magma sonucunda meydana gelmektedir. Şimdi volkanlardan çıkan bir diğer malzeme ise arkadaşlar gazlardır. Püskürme sırasında çıkan gazların büyük bir kısmı su buharından oluşur ki yaklaşık su buharı gazların %70'ini oluşturmaktadır. Su buharı dışında karbondioksit, hidrojen sülfür, karbon monoksit, klor, amonyum klorür ya da kükürt dioksit gibi çeşitli gazlar da çıkmaktadır. Bakın Eyjafjallajökull, İzlanda'daki volkanın patlaması sırasında atmosfere salınan gazları görüyorsunuz. Hatta 2006 yılında meydana gelen bu püskürme sonucunda Avrupa'da bir aydan fazla hava ulaşımı arkadaşlar kesintiye uğramıştı. Volkanik faaliyetlerin sonuna doğru yavaş yavaş soğuyan magmadan ayrılan malzeme içerisinde gazların da sıcaklığı yavaş yavaş düşecektir. Biz bu olaya bağlı olarak volkanlardan çıkan gazları 3 farklı bölümde incelemekteyiz. Şimdi birinci evremiz fümerol evresidir. En sıcak evre. Sıcaklık 1000 derece ile 200 derece arasında değişmekte. Çıkan gazların çok büyük bir kısmı su buharı oluşturur. Ayrıca işte hidroklorik asit, karbondioksit, kükürt dioksit ya da amonyum sülfat gibi çeşitli malzemeler çıkmaktadır. İkinci evre solfator evresidir. Bu evrede de gazların sıcaklığı 200 derece ile 100 derece arasında değişmekte. Yine baktığımızda hidrojen sülfür ve karbondioksit bu safhada çıkan gazlar içerisinde bulunmaktadır. Son evre ise mofet evresidir. Buna tütme evresi de denilir. Mesela bizim ülkemizdeki Nemrut Volkanı tütme evresindedir. Bunun içerisinde bir baca var arkadaşlar. Ben oraya gittim. Elinizi tuttuğunuzda arkadaşlar yani sıcaklık 100 derecenin altına düşmüş ama hem o kükürt kokusunu hem karbondioksit hissediyorsunuz ve sıcak. Elinizi arkadaşlar yakacak kadar bir sıcaklığa sahiptir.
Bu devreye aynı zamanda hidrotermal evre de denir ki sıcak su çıkışları bize kendisini gösterir ki Nemrut Volkanı'nın içerisinde yeşil göl var arkadaşlar. Bu ılıdır. Yani suyu ılıktır. Ben burada banyoda yaptım. Bildiğin arkadaşlar banyo yapacak sıcaklıkta, yani 30-35 derece sıcaklığa sahip bir sudur. Şimdi arkadaşlar geldik volkan şekillerinde. Volkanik faaliyet hareketlerin en yoğun olduğu yerler yer kabuğunun arkadaşlar zayıf olduğu yerlerdir. Yani kontak sahaları, levha sınırlarıdır. Volkanların yapısı ve biçimleri arkadaşlar bir, yeryüzüne çıkan mağmanın bileşimine göre değişir. İkincisi bunun miktarına göre değişir. Son olarak da arkadaşlar buranın bir yaklaşan levha mı, uzaklaşan levha mı olduğuna göre de değişme göstermektedir. Şimdi volkanik malzemelerin üst üste birikmesi sonucunda farklı volkanik şekiller oluşur. Farklı volkanik kütleler oluşur. Bunlardan birincisi kül konileridir. Arkadaşlar asit bileşimli lav çıkaran volkanların oluşturduğu şekiller kül konileridir. Bunlar genellikle patlamalı, yani eksplozif püskürmedir. Lav çıkışı çok sınırlıdır, hatta çok azdır. Genellikle arkadaşlar işte volkan külü, lapilli, volkan bombası gibi çeşitli malzemeler çıkmaktadır. Çok uzun devam etmez. Genellikle birkaç püskürme yapar. Mesela bizim Meke Gölü'nde arkadaşlar iki farklı püskürme vardır. Önce o geniş çanak oluşmuş, sonra içinde ikinci volkanik dağ meydana gelmiş. Evet, yükseltiler arkadaşlar birkaç yüz metreyi geçmezler. İşte volkanik cüruf, kül, lapilli, volkan bombasından oluşurlar. Lav akıntıları dediğim gibi çok sınırlıdır. Yani pek rastlanmaz. Çıkan volkanik malzemeler asit halde olduğu için arkadaşlar genellikle yamaç eğimleri diktir. 30-40 dereceyi bulur. Mesela Meksika'da Paricutun, bizim ülkemizde ise Meke Mağarı buna örnektir. Paricutun çok ilginç bir volkandır. 1940'lı yıllarda bir çiftçinin gözünün önünde bir mısır tarlasının içinde patlamıştır. Hatta arazi bembeyaz olmuştur. Niye? Çünkü o sıcağın etkisiyle mısırlar patlamıştır arkadaşlar. Onun için çevrede çok geniş bir, aslında elimize tuz alıp gitmek lazımmış o dönemde. Dediğim gibi bazen insanların gözü önünde de meydana gelebiliyorlar. Kalkan volkanlara, shield volkanlara geldiğimizde genellikle akıcı bazalt lavlarının çıktığı volkanlarda görülmektedir. Püskürme sırasında çıkan lav çok hızlı hareket eder ki bazen saatte 20-30 kilometre hızla akmaktadır. Ve bu püskürme sonucunda, yani kalkan volkanların bulunduğu alanlarda genellikle lav örtüleri geniş alan kaplamaktadır. Bazen 100 kilometre uzağa kadar akabilirler. Evet, bu olay sonucunda arkadaşlar basık bir topografiye sahip bir volkan konisi meydana gelir. Ters çevrilmiş bir porselen tabak ya da kalkana benzediği için bu isim verilmiştir. Bizim ülkemizde Karacadağ bu karakterdedir. Hatta Urfa Diyarbakır arasında seyahat ederken kenarına gidinceye kadar arkadaşlar dağı görmezsiniz. Mesela Aksaray'ın oradan geçiyorsanız yolun kenarında Hasan Dağı'nı bütün heybetiyle görürsünüz. Ama Karacadağ'ı bu şekilde görmeniz mümkün değildir. Çok basık bir yapıya sahiptir. Geldik stratovolkanlara, yani tabakalı volkanlara. Bakın bir stratovolkan şu şekilde oluşur. İlk önce patlamalı püskürme meydana gelir. Yani hazinenin içerisinde bekleyen lav gaz basıncının etkisiyle patlamalı püskürme yapar. Volkan külü, volkan kumu, lapilli, piroklastik malzemeler birikir. Hazinenin içerisinde o beklemiş lav gittikten sonra daha derinden gelen bazaltik lav gelir. Bu defa da sakin bir püskürme, yani patlamalı püskürme ile başlar. Sakin bir püskürmeyle devam eder. Onun için ne yapar? Bir tabaka piroklastik malzeme, ikinci bir tabaka lav örtüsü şeklinde bize kendisini gösteren bir birikim oluşmaktadır. Arkadaşlar dediğim gibi patlamalı püskürme devresinde piroklastik, sakin püskürme devresinde lav birikir ve bunun sonucunda da tabakalı bir yapı göstermektedir. Bizim ülkemizdeki Ağrı Dağı, Japonya'daki Fuji Dağı, İtalya'daki Vesuv Dağı bu şekilde oluşmuş dağlardır. Evet dostlar, böylece volkanik püskürme şekillerini de tanımlamış olduk.